Selam dostlar. Bugün sizlere efsane bir al strateji göstereceğim. Özellikle 1 dakika grifte çok iyi çalışan bir strateji olduğunu düşünüyorum. Hatta birkaç farklı strateji var aslında. Birazdan stratejinin detaylı kurulumunu size anlatacağım arkadaşlar. Onun akabinde ufak bir uygu yapmak istiyorum. Arkadaşlar e, bu stratejinin eğer doğru bir şekilde anlamazsanız hani e, ola ki bir yerini kaçırırsınız doğru bir şekilde anlamadığınız saatte de hani bu sizin zararınız olur. Yani videoyu sonuna kadar izleyip hepsini en ince ayrıntısına kadar öğrenin. Çünkü videonun sonlarına doğru ve ortalarında çok önemli püf noktalar vereceğim arkadaşlar. Yani bu püf noktalar gerçekten hani <laughs> altın değerinde şeyler. Yani sadece indikatör değil grafikle ilgili grafik analiziyle ile ilgili çok temel ve çok püf noktaları değineceğim videonun ortalarında. Ee, şimdi derseniz hemen video geçelim. Videonun anlatımına, grafiğimizin anlatımına geçelim arkadaşlar. Şimdi e, bakın görmüş olduğunuz gibi şu an e, ben belli başlı al sat noktaları belirledim sizlere. Bakın e, şurada sarı ile mavi çizginin bir kesişim noktası var. Şu an e, mumlardan gözükmeyen burada kesişiyor bu kesişim noktasında arkadaşlar eğer future yani geldi dakikalık analiz yapanlar vadeli işlem girer arkadaşlar. Future yani vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız burada short pozisyonu girebilirsiniz. Şimdi short pozisyon neye göre giriliyor diyecek olursanız bakın arkadaşlar sarı çizgi mavi çizginin üstünde seyrediyor öncesinde. Sonrasında burada daralıyor gittiği de gidiyor ve bir crossover geliyor. Yani crossover'dan kastım kesişim bir kesişim geliyor ve sarı çizgi aşağı inmeye başlıyor. Bakın sarı çizgi mavi çizginin aşağısında olduğu zaman bu bir düşüş trendidir. Tekrar ediyorum sarı çizgi mavi çizginin aşağısında olduğu zaman bu bir düşüş trendidir. Eğer üstünde ol olursa yükseliş trendi olur. Çok basit arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Şimdi birazdan e, stratejinin kurulumunu size anlatacağım. Şimdi detaylı bunları öncesinden bir anlatıyorum ki stratejiyi kurarken hani kurduktan sonra ıı, öküzün trene baktığı gibi bakmayalım arkadaşlar yani çok kaba bir tarif oldu üzülüyorum ama hani biraz da anlamaya çalışıyorum grafikleri yorumlamaya çalışıyorum hani indikatör bize al verdiğinde alalım sat verdim satının mantığı değil stratejilerin arkadaşlar hepsinin yanılma payı vardır siz kendi stratejinizi kendiniz oluşturmalısınız yani bu herhangi bir strateji olsun, bin dolarlık olsun, yüz bin dolarlık strateji olsun, yüzde yüzlük diye bir şey yoktur arkadaşlar bu bir borsada. Biri gelir bir milyar dolarlık bir satım yapar, borsayı çökertir arkadaşlar ve bunu stratejinin tahmin etme ihtimali yoktur. Yani bu tarz durumlarda arkadaşlar yani siz kendi güvenliklerinizi kendi önlemlerinizi almadığınız takdirde güzel bir şekilde kazanç elde edemezsiniz. Sadece kaybedersiniz. Çünkü arkadaşlar borsada siz kaybetmezsiniz yani. E, siz yani birileri kaybetmezse kazanamazsınız. Siz kazandığınız zaman aslında birileri kaybetmiş olur. Yani çift olan şey söz konusu. bir kaybetsin ki başka bir kazansın arkadaşlar. O paralar böyle dönüyor zaten. O yüzden rakipler hani sizi elemek için ellerinden gelen noktada her şeyi yapacaklar. Siz paranızı yatırın, bu e, stratejileri şey yapın. Ondan sonra o bir, bir bir bakmışsınız hiç paranız kalmamış, elenmişsiniz gitmişsiniz haberiniz yok. O yüzden kendi e, stratejinizi kendiniz geliştirin arkadaşlar. İndikatörleri değil de grafiklerin analizlerine, grafik analizlerine, temel grafik analizlerine bağlı kalabilirsiniz ama dediğim gibi indikatörler de sizin e, hayatınızı kurtarır. Yani bir noktada indikatörlere de önem vermemiz gerekiyor. Ben de şimdi size sağlam bir indikatörü tanıtacağım. Yani e, kendim test etmediğim hiçbir indikatörü size burada tanıtmıyorum zaten arkadaşlar. Şimdi, e, genel bilgilendirmemizi yaptığımız gibi ben hiç e, zaman kaybetmeden NX stratejinin kurulumuna geçeyim arkadaşlar. Çok konuştum biliyorum, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar, bir dakika grafikteyiz. Gördüğünüz gibi bir dakika, hemen göstergeler kısmına geliyoruz. Buraya MA yazacağız. Bakın, hareketli ortam olarak geçebilir Türkçesi veya moving Moving Average. Moving Average. Sadece Moving Average yazacak Bu ribbon falan filan yazmayacak. Sadece Moving Average veya hareketli ortalama. Bu arkadaşlar bizim stratejimiz ilk şey. Bunu iki kere basıp açıyorsunuz. Bunu dediğim gibi isimleri değişebiliyor. Her indikatörün diline göre vesaire değişiyor. Dediğim gibi ya MA yazdığınızda gömüller kısmından hareketli ortalama veya Moving Average olarak çıkar. İki kere bunu açtıktan sonra kapatıyoruz. Şimdi buraya sol tarafa gelir. Bir tanesini açalım arkadaşlar. Şimdi Cildler kısmına geliyoruz ve uzunluğu 3 yapıyoruz. Uzunluğu 3 başka bir şey elde edemiyoruz. geliyoruz. Stil rengini ben sarı yaptım. Siz gönlünüz ister kırmızı yaparsınız, yeşil yaparsınız. Size kalmış arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Ben sarı yaptım. Daha dikkat çekici olsun diye. Okey dedik geçtik. Hop hemen şuradan diye aşağıdakine indik ve bunun da girder kısmından uzunluğunu 10 yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Ama hemen Tekrar buraya geldik. Mavi yaptık. Kalınlığını bir tık arttırdık. Buradan kalınlığını arttırabiliyorsunuz. Ben mavi yaptım. Dediğim gibi renk size kalmış. Bu şekilde daha rahat ediyorum. Ben o yüzden böyle renkler seçtim. Şimdi stratejimizin tekrar farklı bir şeyi de var. O da MACD. Bu da teyitimiz arkadaşlar. Eğer hani e, Mac'di ve kanalımdaki videoları izliyorsanız zaten MACD'yi çok sık kullandığımı fark etmişsinizdir. Çünkü gerçekten çok güzel bir indikatör arkadaşlar. Çok sağlam bir indikatör. MACD ve Scholastic RSI o da şudur. Stokastik RSI. Bunlar bizim teyitimiz arkadaşlar. Şu an videoda MACD'yi kullanacağım. O da Moving Average Converse ve Converse Diversage. Değişik bir telaffuz var. Telaffuz edemedim. Böyle yani yazılıyor. Bunu direkt videodan durdurup yazabilirsiniz veya Mac diye yazarsanız çıkabilir. Gömüller kısmından bunu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunda herhangi bir ayar yok bu arada aşağı geldi. Girdiler kısmı bu şekilde kalacak. Herhangi bir ayar yok. Şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlar gerilim stratejinin temel noktasına. Şimdi stratejimiz arkadaşlar şeylerin çizgilerin kıvrımları ile yani biz bunları crossover diyoruz. Bakın mesela burada sarı ile mavi çizgi kıvrılmış, kesişmiş. Bunları crossover olarak adlandırılır. İngilizce terimi crossover'dır. Ben de sizlere İngilizce genel bilginiz açısından crossover deme devam edeceğim. Crossover'ın ne olduğunu yani şey yapmayın, şaşırmayın duyunca crossover bu kıvrımlara deniyor. Şimdi aşağı taraftan MACD tarafına baktığımız zaman bir kırmızı trend söz konusu. Bakın kırmızı trend artıyor. Gitgide azalıyor sonuna. Kırmızı trend altından sonra bir çizgilerimiz var. Bakın böyle turuncu mavi çizgi var. Turuncu mavi çizgi bakın burada azalmaya başlamış. Şurada azalmış kıvrılmış, sonra bir crossover gelmiş buradan. Tam crossover geldiği noktada hop mavi yeşil çizgi yeşil şey mum çıkmış yukarıda. Bu arkadaşlar bu buradaki crossover kırmızıdan sonra geliyorsa eğer Yükselişi simgeler Eğer yeşilden sonra geliyorsa Düşüş simgeler Gerçekten çok basit Gerçekten tane tane anlatmaya Özen göstermeye çalışıyorum arkadaşlar Umarım anlamışsınızdır Umarım e, anlaşılıyorumdur Eğer anlamadıysanız çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz Arkadaşlar ben burayı anlamadım e, Bana yardımcı olur musun? Ben gerekirse bilgisayarınıza hıza bağlı Ya da Discord üzerinden birebir anlatırım Hiç problem değil e, yani Siz yeter ki anlamak istediği Anlamaya çalışın arkadaşlar Şimdi Yine böldük. Devam edelim. Biz crossover'a bakıyoruz. Kıvrım geldi. Kırmızıdan sonra geldiyse bu bizim yükselişimizi belirtir. Yeşilden sonra geldiyse düşüşü belirtir. Bu temel şey arkadaşlar. Bunu sık sık kullanacağız zaten. Bizim ilk bakmamız gereken şey yukarıdaki grafik. Yukarıda da turuncu sarı çizgimiz var. Bakın turuncu çizgi aşağı tarafta olduğu zaman düşüş isim geliyor demiştik. Eğer turuncu yukarı taraftaysa bu da yükseliş isim gelir. Biz şimdi arkadaşlar turuncuların bakın e, kıvrım geldiğinde alsat yapıyoruz ama bizim e, daha erken daha dipten mesela bu sili burada vermiş. Mesela buradan da alabilirmişiz belki. Yani bunu e, fark etmenin birkaç yöntemi var. Daha dipten almanın yöntemleri. Dipten almak her zaman riskli arkadaşlar. Yani yükseleceğini tam olarak tahmin edemezsiniz ki istemeyebilirsiniz. Çünkü bakın yani şurada arkadaşlar bu fake'i yersiniz bu arada. Yani bu fake'i yememe imkanınız çok az. Bakın sadece bu grafiğe baksaydınız eğer aa dersiniz bu kıvrılacak artacak dersiniz. Orada sizi kekler arkadaşlar. Keklenmeyin. Sazanlanmayın. Sazanlanırsınız sonunda Eğer bakın bunu yememek için bu fake'i yememek için aşağı taraftan MACD indikatörü kurduk. Hemen MACD'den bakıyorsunuz hop, burada bir kıvrım gelecekmiş ama gelmemiş. Yani gelecek gibiymiş. Hop aşağı baktınız aşağıda bir şey yok. Aşağıda bir kıvrım yok. Aa, aşağıda da kıvrım olması lazım. O yüzden arkadaşlar iki taraflı kıvrımı teyitimizi almamız lazım. Yoksa sazanlanırsınız. Sazanlanmamaya özen gösterin arkadaşlar. Yani biliyorsunuz borsada birileri kaybetmeden birileri kazanmıyor. Yani e, bu sazan avları birazcık meşhurduk. Adamlar yani bunu nasıl yapıyor? Belli bir miktar daha mı satıyor? Bir şekilde arkadaşlar yapıyorlar insanları bilerek sazanlıyorlar ki kendileri daha çok kazanç elde etsinler. Arkadaşlar bu tarz şeylere, don şeylere düşmeyin arkadaşlar. Ben size tekrar bir de farklı bir strateji daha vereceğim. Bakın videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz o şanslı kişiden birisiniz siz arkadaşlar. Çünkü bunu hani bilen kişi vardır. Temel analizle ilgilenen çok kişi bilir de bilmeyen ve hani sadece indikatörlerle ilgilenen e, insanların bilmediği bir şey var. Grafik tarafında bakın. Bunları kapatıyoruz tamam bakın. Size çok net bir e, şey söyleyeceğim ve bunun çıkmayan ihtimali bunun yanılma ihtimali yanılma gel de çok azdır. Bakın arkadaşlar bizim çekiç olarak adlandırdığımız bir şey var. O çekiç şuna deniyor. Kırmızı şey var ya buna ve şuna denir arkadaşlar. Bakın şu kırmızı olana bakın. Arkadaşlar bakın e, mum grafiğinin üzerinde herhangi bir e, çentik herhangi bir çizgi yok. Sadece altına bak ve üstünü şu şekilde kareli bir şey var. Yani çekici benziyor arkadaşlar. Eğer bu grafik ne kadar böyle büyükse düşüş bundan sonra gelebilecek düşüş o kadar yüksek olabiliyor. Bakın aynı şey burada da gelmiş ve buradan sonra bir düşüş geliyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar düşüş simgeler bu çekiş Arkadaşlar e, grafikteki düşün e, şey alametlerinden bir tanesi düşüş alameti yani artık onu da ben çıkarttım arkadaşlar düşüş alametlerinden bir tanesidir bu çekicin böyle olması bunun tersi de var Arkadaşlar ters çekiş diyor. şuna bir sileyim bunun ters çekici de, bakın bir daha göstereceğim bulup onu da buluruz birazdan Arkadaşlar şu net şurada <laughs> bakın burada çok net bir şekilde gelmiş ters çekiç. Bakın bu da arkadaşlar bak şurada da bu fake atabiliyor ters çekeceğim ama neticesinde bir yükseliş geliyor akabinde. Bunları da indikatörlere bağdaştırırsınız. Hem baktığınız hop burada bir çekiş var arkadaşlar. Aşağı indiğiniz baktığınız indikatörde kıvrımlar var. Grafiklerde crossover'lar gelmiş. Hemen abi alımları yapabilirsiniz. Yani bu gerçekten alabileceğiniz en sağlam sinyallerden sağlam alım alametlerinden bir tanesidir Arkadaşlar bu ters çekiş dediğimiz olayda aynı şey zaten bu da yükseliş alameti yükselişi simgeler Arkadaşlar bu çekişler çekiş geldikten sonra bir yükseliş gelir çekiş geldik ters çekiş geldikten sonra bir düş gelir arkadaşlar ters çekiş yükselişlik düz çekiş kırmızı çekiş düşüşü bir simgeler arkadaşlar bakın bunlara birazcık özen gösterebilirsiniz Bunlar da önemli püf noktalardan bir tanesidir bunların dikkat öneriyorum arkadaşlar. şu an dediğim gibi hani grafikler birazcık da analiz istiyor, zaman isteyen şeyler. Yani siz e, %100 kısınız diye bir şey yok. Hiçbir grafik, hiçbir strateji size %100'lük kazanç vaat edemez arkadaşlar. Yani bunu hiçbir grafik size sağlayamaz. Dediğim gibi siz kendinize eğitmelisiniz. Kendi grafiğinizi, kendi stratejinizi kendiniz yaratmanız lazım. Bakın bir kişiye yatırım yaparken bakmanız gereken birçok bir nokta var. Yatırım yaptığınız coin'in e, akabindeki ekip, e, projenin konusu, projenin e, devamlılığı, sürekliliği, arkasındaki teknoloji, PR yani e, bunun farklı el birçok parametresi var arkadaşlar yani. Eğer uzun vadeli yatırım yapıyorsanız bu parametreleri göz önünde bulundurmanız lazım. Ha ben diyorsanız ben günlük trade'imi yapayım yani düşüş vesaire beni çok fazla ilgilendirmiyor. Düştüğümü short yükseldiğimi long pozisyonumu girer. Keyfime bakarım diyorsanız abi tam size göre bir video zaten bu. Alacaksın gireceksin indikatörünü. Sadece sinyallerde işlem yapacaksın. Bakacaksın abi aa kıvrım gelmiş aşağı iniyorsun aa burada da bir şey gelmiş. Tamam ben bunu şoklarım diyeceksin. Ne yapacaksın biliyor musun? Bak. Bunu da gösteriyorum size. Bakın satış pozisyonu tak. Hop ben burada girdim dediniz. Buraya koydunuz abi. Karınızı yükselti yükseldi gidersiniz. O Bu yüzde bir yani yüzde bir çok fazla bu arada. Yüzde kırk dört, yüzde kırk hatta yüzde bir yanılma payı. Yani yüzde kırka stop koyacaksınız arkadaşlar. Yüzde bir fazla birazcık ama yüzde de al koyabilirsiniz. %1-%1-%60 genelde bunun oranı budur. %1-0.50-0.66 bu arada şunu kesinlikle söylüyorum. Stopsuz asla işlem girmeyin. <laughs> bakın arkadaşlar. Eğer stopsuz işlem girerseniz yani donunuza kadar alır tabiri caizse. Gerçekten sizi gömçür. Yani çok fazla şey var. Yani bu çok fazla şey gördük arkadaşlar. Bakmışsınız bakın. Şuna bak arkadaşlar yani böyle <laughs> düşse tepeden aldın abi şak diye düştü yani. Bu bu tarz şeylere kanmayın. Yani dipçi tepeden aldırmaya çalışalım. Bir pump grupları var ya pump grupları. Toplanıyorlar arkadaşlar kaldıracağız 12'si 100 x yapacağız falan fistan. Arkadaşlar hepsi düzmece onların hepsi size tepeden adam geliyor. Bak diyor ki adam yıllar önce gitmiş buradan dipten dipten bir yerden almış adam. Burada da geliyor ki ise şey diyor biz alacağız diyor pamplayacağız diyor. Bak adam bak buradan alıyor diyelim buradan alıyor. Pamplayacağız diyor yukarı çıkartıyor. Biz de burada pamplayacağız satın alın diyor. Alıyorsunuz o pamplıyor. da diğer kere sizi tepeden de aldıktı. diyor. Bazen buradan alıyor, bazen sizi de kar ettirmek istiyor. Buradan alıyorsun. Buradan sattıra da biliyor. Yani bazı pump grupları da var ama geneli şerefsiz oluyor. Çok affedersiniz ama öyle oluyor yani. <laughs> pump grupları abi dipten alıyorlar. Önceki pump grupların yöneticileri dipten alıyorlar. Duda ki bu coine pump yapacağız hemen bunu satın alın diyorlar. Size de gibi buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Dipten alıyorsunuz. Tak yükseltiyor buraya kadar. Sonra sağ bir bir satıyor arkadaşlar. Sizin ay böyle bakıyorsunuz, baka kalıyorsunuz. Üste yani %50 düşmüş bir anda. Sahnenin içinde %50 düşmüş. Adam buradan almış, burada sattı hepsini. Kime sattı? Size sattı. Geçmiş şey olsun. Yani dediğim gibi birazcık sert çıkışıyorum. yaştan kusura bakmayın ama yani yeni başlayan birisiniz arkadaşlar. Yani bunları sık sık duyacaksınız. Bu tavsiyeleri e, size ben yapmasam başka biri yap yapacak. İlla ki yapacak arkadaşlar. YouTube camiasında birçok farklı kanal var ve birçok farklı e, grafik analizi yapan insanlar var. Gerçekten çok bilgili insanlar var arkadaşlar. Ama dediğim gibi yok 10x'miş, 1000x'miş yani e, şu koyun bu koyun olun tarzı şeyler. Ben o tarz şeyler videolar çekmiyorum. Sadece grafik analizi videoları çekiyorum. E, size olabildiğince fayda sağlamaya çalışıyorum buradan. O yüzden arkadaşlar yani elimden geldiğince her türlü konuda yardım edebilirim size. Bu tarz düzmeceleri kalmanızı istemiyorum diyorum. Ve videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.